Özel Türmak Okulları'nın sunduğu Tarihten Yansımalar başlıyor. Hayırlı günler efendim. Saygı, sevgi ve muhabbetlerimizle Tarihten Yansımalara başlıyoruz. Bugün tarihten yansıyan konumuz Orta Doğu. Orta Doğu neresi? Orta Doğu tarihte medeniyetin başkenti. Medeniyetin başkenti Orta Doğu'dan bahsedeceğiz. Tarihte dinlerin başkenti, dinlerin buluşma noktası, halkla buluşma noktası Orta Doğu. Onun için Orta Doğu'dan bahsedeceğiz. Efendim en fazla bozulmanın, en fazla dejenerasyonun, en fazla insanların zulüm mekan olarak görülen yerlerden bahsedeceğiz. Yani İslam coğrafyasından, Orta Doğu'dan bahsedeceğiz. Bugün ne konuşacağız? Bugün tarihi süreçte Orta Doğu'yu, Orta Doğu nereye kayıyor, günümüzde nereye kayıyor, kimler Kürdistan istiyor, Orta Doğu'dan bir Kürdistan devleti çıkacak mı? Bu konudaki çalışmalar nelerdir? Bunları göreceğiz. Türkiye nereye koşuyor bu süreç içerisinde? Orta Doğu'nun bu sıkıntılı döneminde Türkiye nereye koşuyor? Onu göreceğiz. Bir de ilginç bir konumuz var. Onu da burada söylemeden geçmeyeceğim. Aslında programımızın sonuna bırakacaktım. Türkiye İranlaşıyor mu? Türkiye Şiileşiyor mu? O konuyu göreceğiz. Evet, bugün tarihten yansıyan konumuz olan Orta Doğu'yu işlerken uzaktan bir konuğumuz var. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı değerli hocam Hacı Mustafa Eravcı. Hocam nasılsınız? Teşekkür İyisiniz inşallah. Hoş geldiniz hocam bu soğuk günde Konya'ya. Hoş geldiniz. Orta Doğu ile ilgili böyle bir değerlendirme yapmak istedim. Siz hangi konuyu nereden uygunsa oradan başlayabilirsiniz hocam. Evet. Mesela öncelikle tarihi süreç içerisinde Orta Doğu. Seyircilerimizden soğuk algınlığımızdan dolayı ses bozukluğumuz yaşıyorum. Özür diliyorum. Hemşerilerimize hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar diliyorum. Tabii güncel bir coğrafya, güncel konuların yoğun olduğu bir coğrafyadan, tarihsel süreçte nasıl bir süreç yaşandığıyla ilgili konuları ele alacağız bugün. Şimdi konulara geçmeden önce bir Orta Doğu terminolojisi terimini bir ele alalım. Evet. Coğrafi bir adlandırmadır bu, biliyorsunuz. Neresi hocam ya? Bir de Orta Doğu doğru bir ifade mi? Bize göre yanlış bir ifade zannedersem. 19. yüzyılda İngilizler Victoria döneminde bu güneş batmayan imparatorluğu inşa ettikleri zaman kendilerini dünyanın merkezine koyup dünyayı doğu ve batı istikametli olarak tanımlama içerisine girmişlerdir. Middle East İngilizce de Orta Doğu tabiri coğrafi bir tanımlama olup İngilizlere göre sömürge ülkeleri Hindistan ve Hong Kong gibi yerlere göre bir değerlendirme yaparak Hindistan'a giden yolun ortasında olmasından dolayı böyle bir tanımlama içerisine girmişti. Bizim güneyimizde. Evet. Bize ait bir tanımlama değil zaten. Evet. Bu doğru bir, aslında bu bağlamda da İslam dünyasının bu terminolojileri ithal ettiği terminolojilerin doğru şekilde kullanıp kullanılmadığı noktasında bir farklı bir değerlendirme içerisine girilmesi lazım. İslam dünyasının düştüğü durumu anlamamız açısından da bu önemli. Son derece önemli bir noktadır. Eğer uygun görürseniz ben İslam coğrafyası diyeceğim hocam. Orta Doğu'yu kullanmak istemiyorum. Ona gelmeden önce bir konuyu daha aydınlatayım. İngilizlerden sonra da 20. yüzyılda Fransızların dünyada şeylerin reytinglerinin yükseldiği bir dönemi döneminde ise Yakın Doğu terminolojisi tarih veya coğrafya literatürümüze girmiştir. Bizim klasik metinlerimizde, özellikle tarihi metinlerimizde bizim Memaliki Mahrusayi Şahane yani Osmanlı ülkesi veya Memaliki İslam veya
Memaliki İran ve Memaliki Arap, Hint, Sint ve Frengistan tanımlamaları, coğrafi olarak tanımlamaları vardır. Biz bu tanımlamaları unutmuşuz veya bırakmışız. Orta Doğu diyoruz. Bütün yakın dönem tarihimizle ilgili tanımlamaları daha çok oryantalist bakış açısıyla konuyu ele alan, araştıran araştırmacıların tanımlamaları ve yazmaları üzerinden bölgeyi ve tarihimizi inşa etmeye kalkmışız. Bundan dolayı biz bugün Orta Doğu diyoruz. Halbuki bizim tarihimizde bu tarihi metinlerdeki tanımlama doğru bir tanımlamadır. Memleketi Memaliki İslam, İslam ülkeleri. İslam ülkeleri. Yani daha doğrusu aslında bugün de Batı dünyasında bütün Batı newspaper gazetelerine baktığınız zaman Middle East köşeleri vardır. Middle East dediğiniz zaman büyük ölçüde İslam ülkelerinin yoğun olduğu yer olarak algılanır ama coğrafi tanımlama olarak bu şekilde tanımlanmıştır. Aslında Orta Doğu eski kıta diyebildiğimiz Asya, Afrika ve Avrupa'nın kıtasının tam kesiştiği bir yerde bulunan somut geliyor. Olarak açıklayacak olsam ona geleceğim. Onun içerisinde ona geleceğim. Hangi ülkeler var? Ama bu böyle bir merkezde olmasına rağmen bu eski kıtanın 3 kıtanın birleştiği bir merkezde olmasına rağmen su merkezlerinin yani okyanusların geçiş alanlarının bulunduğu bir yerde olmasına rağmen onlara geçen su havzalarının bulunduğu bir yerde olmasına rağmen hep bu tanımlamaya almışızdır. Kısaca Orta Doğu diye tanımlanan özellikle Tunus'tan Pakistan'a kadar ki alanda. Bulunan ülkeler için hatta buna Fas'ı da içine alıyorlar çünkü bir anlamda da kavramsal olarak İslam ülkelerini tanımlayan bir coğrafya olması münasebetiyle İslam coğrafyasının büyük bir ölçüde doğuda ve batıdaki uç noktalarını içine alan bir coğrafya olarak tarif edilir. Şimdi Orta Doğu içerisinde tebaadan yani halktan Hristiyan olanlar var, Musevi olanlar var ama İsrail'in dışında. Yani dinin tamamen Müslümanlığın dışında dini olan başka bir ülke yok zannedersen. Yok. Sadece İsrail var. İsrail var. Onun da işte önemli bir kısmı demografik yapı açısından düşündüğünüz zaman orada biraz Hristiyan unsur var. Biraz önemli bir kitlesi Hristiyanlar Müslüman. Şeyde var. Suriye'de var. Evet. Yani belirli bir oranda Irak'ta, Suriye'de Mısır'da Kıptiler var. Kıptiler ve Kuzey Afrika'da var. Onun dışındaki yerlerde bunların nüfusal oranları düşüktür yalnız. Ama Hristiyanların çoğunlukta olduğu bir coğrafya değil. Devlet yok. Sadece aslında İslam medeniyeti zuhur ettikten sonra bu bölgedeki Hristiyan nüfus zaman içerisinde belli bir şekilde erimiştir veya yok olmuştur. Yani konvertit, ihtida etmiştir hocam buradan ihtida, Hristiyan nüfus. Önemli bir kısmı ihtida etmiştir kuşkusuz. Önemli bir kısmı da özellikle Anadolu için düşündüğümüz zaman özellikle 1300'ler 14. asrın başında büyük bir kitlesi Moğol istilası sonrasında gelen Türkmenlerin taarruzlarıyla beraber Batı tarafına kaymışlardır. Özellikle Trakya. Kudüs'ü almak, bu bölgeleri almak için çok mücadele verdiğini biliyoruz. Tabii. Haçlı seferlerini biliyoruz. Ama maalesef ele geçirememişler. Memaliki Rum dediğimiz bu coğrafyayı ele geçirmek için dediğiniz gibi Haçlı seferleri vesaire. Zaten Orta Doğu bu bağlamda dışarıdan 3 önemli taarruzla karşı karşıya kalmıştır. Bir tanesi Haçlı seferleridir. Çok önemli bir süreçtir bu. Bunun etkileri, yansımaları, Orta Doğu üzerindeki kalıcı etkiler üzerinde tabii ayrıca durulması gerekir. İkinci önemli husus çok az durulan bir meseledir. Moğol istilasıdır. Bakın. Evet. Dış taarruz açısından. Yani Moğol istilasını hep olumsuz gibi gösteririz. Böyle olumlu yönleri olumlu de var. Olumlu yönleri de var. Tabii ticari ve kültürel hayatın canlanması ve etkileri bağlamından. Üçüncü önemli şey de 19. yüzyıldaki sömürgecilik hareketleri ve hala da etkileri devam eden bir süreçtir bu. Batı dünyasının Orta Doğu'ya dönük egemenlik projelerinin bu şekilde devam ediyor. Tarihte farklı dinlerin yaşadığı ama şimdi
sadece Müslümanların çoğunlukta, biraz önceki ifademizden de anlaşılacağı üzere Müslümanların yaşadığı bir topraklardan bahsediyoruz. Kuşkusuz tabii kadim medeniyetlerin bulunduğu bir yerdir bu coğrafya. Ben daha ileriye gidiyorum hocam. Mesela Mezopotamya'daki yani uygarlık o ya, zamanlar için ilk yazının icadı, diğerleri hep millet, Orta Doğu'yu. Millet bağlamında baktığımız zaman bölgede Sami ve Aryani yani Aryani. İran kökenli toplulukların ve Rumların yaşadığı bir coğrafyadır. Bu toplulukların Türkler sonradan girmiş buraya. 19. asırda Turaniler geliyor zaten. Evet. Bugün yani özellikle 9. asırdan sonra da bölgenin 3 önemli milletinin öne çıktığını görürsünüz. Bunlardan bir tanesi Samilerin halefleri veya devamlıları olan Araplar. İsrail'de onlardandır. Diğer İraniler zaten bu şu an devam etmektedir zaten. Diğeri de Turani olan Türkler bölgenin 3 önemli aktör milletleri olarak karşımıza çıkmaktadır zaten. Günümüzde Orta Doğu'nun tarihini inşa edenler de bu 3 millettir. Bu 3 millet. Onu da kabul etmek lazım. Türkler, Araplar, Türkler, Rumlar. İraniler, İranlar. Araplar? Araplar, Türkler ve İranlılar. Şey yok. Rumlar yok. Rumlar tabii. Yok Rumlar yani artık, çünkü o Türklerin yerine şey Rumların yerini yani kültürel ve coğrafi alanlarını Türkler fethettikten sonra o bölgeyi sonra. Zaten tabii. İslami bir kültürel kimlik kazanmıştır yani. Şimdi Orta Doğu nereye kayıyor ifadesini biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin bölgeden ayrılmasından sonra ya da ayrılma mecburiyetinde kalmasından sonra Orta Doğu'da sürekli bir kaynama, sürekli bir kargaşalık, Orta Doğu içten içe ne yaptığını bilmez bir durumda. Bazıları şunu söylüyorlar, işte Orta Doğu Osmanlı'ya ihanet etti, ondan dolayı Allah başlarındaki bu sıkıntıyı pek fazla sıkıntıdan kurtarmıyor diyorlar. Bir başkası Orta Doğu'nun bu özelliklerinden dolayı herkesin buraya gelmesi var. Tabii ki benim o birinci söylediğim toplumu içerisinde olan pek bunu bir tarafa bırakıyorum. Ve sonra Orta Doğu Osmanlı Devleti'nin bölgeden ayrılmasından sonra Orta Doğu'da neler yaşandı? Ve günümüzde Orta Doğu nereye kayıyor? Önceki durumdan farklı mı yoksa aynı mı? Şimdi bir defa Orta Doğu 6. asırdan işte bu zamana kadar süreçte bir medeniyeti temsil eder. İslam medeniyeti. Evet. Dolayısıyla ortaya çıkış sürecinden itibaren bir o çağdaş medeniyetlere veya siyasal yapılara karşı bir meydan okuyuş olarak ortaya çıkmıştır. Bunun getirmiş olduğu bir farklı bir medeniyet farklı bir medeniyet olmasından ötürü hem doğu hem de batı medeniyetleri tarafından zaman zaman rakip bir medeniyet olarak çatışma sürekli çatışma içerisinde bulunmuşlardır. Özellikle bu bağlamda Haçlı seferleri ve biraz önce bahsettiğim Moğol taarruzları bu medeniyete karşı niye demiyorsunuz? Hayır Moğol şeyleri Moğollar için genellikle istila kelimesi kullanılabilir o şey. Yok ilginç bir şey yani hoşuma gitti de onun için söyledim. Yani şimdi o konularda biraz alanı geniş tutmak lazım yani çünkü yani her yer için istila sayılmayabilir mi? Her yaptıkları her şey o da var bir de şey yani biliyorsunuz Moğolların özellikle 13. 14. asırdaki İslam medeniyetine yapmış olduğu katkılar son derece önemlidir. Yani değişim ve dönüşüm medeniyet şey açısından yani bir yerde fethettikleri toprakların kültürel ve dini yapısı onları fethetti. Dolayısıyla bu bağlamda dönemsel olarak böyle bu tür genellemelerden kaçınmak lazım. Evet. Dönemsel olarak değerlendirmek lazım. Doğru. Bir Cengiz Han dönemi için bir istilacı bir fetih, istilacı bir politika, işgalci bir politika ifade edilebilir ama mesela o Olcay Tu dönemi için ve daha sonraki dönemler için benzer bir fetih hareketleri var diyorsunuz. Bu tür tanımlamalarda genellemelerden sürekli kaçınmak lazım. O dikkatini çekti Yücel Bey. Özellikle
Batılılar bu tür genellemeler üzerinden bütün İslam dünyasını, aslında İslam dünyasının belirli yerinde meydana gelen bir olayı bütün İslam dünyasına has bir olay gibi aktararak aslında bir yerde İslam dünyasına karşı böyle bir haksız bir imaj oluşturma gibi çaba içerisine girdiklerini görüyoruz. Oryantalist çalışmalarda bunu çok sık görüyorum. Hatta bu çalışmalardan etkilenen Arap dünyasındaki çalışmalarda da benzer yaklaşımı görüyorum. Yani işte Türkiye, Irak'a karşı falan veya halbuki oradaki rejimle belki problemi vardır. Evet. Veya hükümetler bazında problemi biz genel olarak halklar bazında gibi göstermeye çalışılıyor bu bağlamda. Bu genellemeler böyle bir sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Onun için tarihte sürekli böyle genellemelerden kaçınmak lazım. Her dönemin, her olayın kendine has, münhasır terminolojisi ve tanımlaması vardır. Bu şekilde bakmak lazım. Moğol istilasını da veya Moğol sürecini de bir bütün olarak hep aynı pencereden, aynı tanımlamalar üzerinden değerlendirmek çok sağlıklı bir yaklaşım tarzı değildir. Bu bakımdan onu şey yapmak lazım. Şimdi Orta Doğu'ya geldiğimiz zaman, Orta Doğu tabii ki bir defa şunu söylemek lazım. Orta Doğu jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik bakımından dünyanın en önemli yerlerinden bir tanesidir. Yani bu coğrafya şunu avantajlarıyla beraber dezavantajları çok olan bir coğrafyadır. Üstünde yaşadığı toprakların üzerindeki yaşayan insanlar bu avantajlarını kullanırsa bu ortak kuşağın bu coğrafyasında son derece güçlü imparatorluklar çıkar. Bakın tarihsel sürece baktığımız zaman hep bunu görürsünüz zaten. Evet. Ama bir taraftan da eğer bu jeopolitik ve jeostratejik şeyini kullanamazsa da bu coğrafya çok büyük handikaplara, hatırlayın çok küçük site devletlerine böyle parçalanmış, atomize olmuş dönemleri de unutmayalım. Yani tabii. 13. asır bunun birçok tekalüfü mülk dediğimiz küçük küçük site devletlerinin oluştuğu bir coğrafyada. Anadolu'da da çok var. Yani Anadolu Türk Beylikleri, tekalüfü daha önce işte, Fatimiler ve diğerleri. Moğol sonrasında ortaya çıkan, Haçlı sonrasında ortaya çıkan süreçler her böyledir. Her Anadolu'daki imparatorlukların parçalanmasından dolayı beylikler ortaya çıkmış. Bu şekilde bu bakımdan bu coğrafyanın böyle bir dezavantajı ve avantajlı durumları vardır. Tabii bu tür parçalanma süreçleri hep bize dış tehditle, dış yardımla, dış güçlerin bölgeye dönük stratejileri ve sömürgeci veya istilacı politikalarıyla ortaya çıkıyor. Bunu da altını çizmek lazım. Evet. Hem Moğol istilası sonrasındaki parçalanma, hem Haçlı Seferi sonrasındaki istilaya baktığımız zaman, hem de 19. yüzyıl 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin son kalenin yok edilmesinden sonra ortaya çıkan coğrafi, siyasal coğrafyaya baktığımız zaman böyle bir durumun olduğunu, yani her zaman Orta Doğu'daki bu parçalanmada bir üst aklım, bir dış gücün, bir uluslararası gücün etkilerinin var olduğunu unutmamak lazım. Bu da dünya üzerindeki yerinin önemli olmasından kaynaklanıyor. Yani daha dünkü Trump dedi ki Irak petrollarına sahip çıkmamız lazım. Irak petrollarını biz kontrol etmemiz lazım. Niye? Çünkü bölge son derece kıymetli. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip bir coğrafyadır. Doğru. Zaten başında da siz zikrettiniz. Kültürel bağlamda da çok son derece önemli. Çünkü 3 tane semavi din bugün insanlığın, insanoğlunun büyük bir çoğunluğunun inandığı, tabi olduğu dinlerin merkezleri de Orta Doğu'dur. Bu bağlamda bu coğrafya son derece yani artıları eksileri olan ve üzerindeki yaşayan insanların artılarını kullanabildiği ölçüde insanını birinci sınıf yapan bir coğrafya, kullanamadığı ölçüde de hem vezir hem rezil. En alt şeye sürükleyebilecek bir coğrafyadır. Evet. Bu bakımdan bu coğrafya sürekli dış taarruzlara gebe kalmıştır. Tabii ki dış taarruzlara gebe kalırken dış taarruzlar veya istilalar veya faaliyetler, emperyal stratejiler hep bir içten bir unsurla varlığını devam ettirmek gibi bir süreç içerisinde olmuştur. Bunun örneklerini biz hem
Moğol istilası, hem Haçlı seferlerinde hem de günümüzde bunun örneklerini görüyoruz ki aksi takdirde bölgede tutunabilmeleri mümkün olmamaktadır. Evet. Bu bakımdan Orta Doğu'da ki şeyin bu uluslararası güçlerin veya diğer bölgesel güçlerin kullanabileceği materyallere alanları en azından minimize etmek Orta Doğu topluluklarının bu konuda yapabileceği en sağlıklı yaklaşım tarzı olacaktır. Evet. Şimdi biraz önce dediniz ki bu bölgenin özelliğinden dolayı ya büyük imparatorluklar kuruyor, büyük imparatorluklar bölgeden yine batılı güçlerin emperyalizmin etkisiyle ya da o gücün üzerindeki diğer güçlerin etkisiyle özelliklerini kaybettikleri zaman küçük küçük devletler kuruluyor. Belki masa üzerinde cetvelle sınırları belirleniyor. Nitekim Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu gibi. Tabii ki ben burada şunu söylemek istiyorum. Ya Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra istediklerini bunlar bir bakıma yaptılar. Türkiye dahil her ülkeye ayrı ayrı sınırlarını belirlediler. Çeşit çeşit devletler kurdular. Kurdurdular. Şimdi bu devletler az mı geldi de tekrar Orta Doğu karıştırılıyor. Bu devletlerden daha büyük devletçikler mi ortaya çıkartılacak? Müsaade ederseniz hocam bir reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra bu konuya devam edelim. Yani ne oldu Orta Doğu'da bu devletler, bu emperyalizmin ya da bu şer odaklarının, bu insanların insanları niye tatmin etmiyor? Daha fazlasını istiyorlar. Efendim bizden ayrılmayın. Tarihten yansımalar reklamlardan sonra devam edecek. İlginç konular reklamlardan sonra. Biz buradayız efendim. Özel Türmak Okulları'nın sunduğu Tarihten Yansımalar devam edecek. Tüp bebek yöntemi kimlere uygulanır? Özel Türmak Okulları'nın sunduğu Tarihten Yansımalar devam ediyor. Efendim Tarihten Yansımalar devam ediyor. Tarihten Yansımalar'da bugün Orta Doğu'yu konuşuyoruz. En son hocama bir sorum vardı birinci bölümün sonunda. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra masa üzerinde cetvelle belirledikleri sınırlarla devletler oluşturulmuş idi. Bu yetmiyor mu da bugün bu devletler yeniden bölünmeye, parçalanmaya, Orta Doğu'da biraz sonra değineceğimiz Kürdistan başta olmak üzere yeni devletler kurulma çalışmaları başlıyor. Evet Yücel Bey, teşekkür ediyorum. Bu soru tabii bugünü anlama açısından son derece önemli. Bir defa evet. Sorunuzun merkezinde Sykes-Picot Antlaşması son evet. derece önemli bir bu şey. Bu İtilaf Devletleri ya da Fransa ve İngilizlerin Fransa beraber kendi yaptığı gizli anlaşma. Evet, gizli anlaşmadır. Daha öncesine baktığımız zaman aslında Doğu sorunu olarak veya hasta evet. adam diye nitelendirilen, Rusların Nikola tarafından hasta adam diye nitelendirdiği Osmanlı Devleti'ni topraklarını adım adım tarihsel süreçte ele geçirerek evet. yok etmek ve Türkleri Orta Asya'ya geldikleri yere itmeye dönük bir uzun bir tarihsel süreç var zaten. Oraya girmeye gerek yok konuyu dağıtmamak evet. bağlamında. Orta Doğu'da Birinci Dünya Savaşı'nı emperyal güçler bir fırsata dönüştürerek Orta Doğu'yu olabildiğince bu Memaliki Mahrusayi Şahane'yi parçalayarak küçük devletçikler haline dönüşüp ve bu atomize yapı üzerinden bölgeyi kontrol edebilmek ve bölgenin dokusunu değiştirerek orada arzu mevdu Yahudilere şey yapılan, vaat edilen toprakları ihya etmeye dönük bir devlet oluşturmaya dönük bir çaba var. Evet. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sürecinde yapılan anlaşmalara baktığımız zaman ve daha sonraki süreçte devam eden anlaşmalar, gizli veya açık anlaşmalar hep bunun bize açık bir şekilde göstermektedir.
emperyal güçlerin bu tür teşebbüslerin ve hedeflerini burada akamete uğrayan şey milli mücadeledir. Hmm. Çanakkale Savaşı ve milli mücadele savaşıdır. Özellikle bu hem Çanakkale hem milli mücadele Anadolu'daki serv diye nitelendirdiğimiz o Anadolu'yu ilmik parçalayan o yapının ortadan defedilmesine ve Lozan'la ortaya çıkacak bir Anadolu'daki şimdiki sınırlarımızı ihtiva eden hocam, bir sınırın oluşmasını sağlayacaktır. Hocam aslında hiç sevmediğim bir olay ama bir şeyi soracağım tam yeri geldiği için hocam. Bazı tarihçiler milli mücadele diye bir şey yok diyorlar. Yani ben kabul etmiyorum da bu konuda sizin fikrinizi kısaca hocam açıklayabilir misiniz? Milli mücadelede nereden çıkmış? Yok öyle bir şey diyorlar hocam. Yani, bütünsel olarak baktığınız zaman yani özellikle... Ya da bunu söyleyin niye söylüyor? Birinci Dünya Savaşı süreci içerisindeki hatta Balkan Savaşı'ndan itibaren 1922'ye kadar ki büyük taarruza kadar ki sürece baktığınız zaman yani milli mücadele Anadolu'nun her tarafı işgal edilmiş. Efendim yolları tutulmuş. Efendim askeri diye bir şey kalmamış. Yani gönüllü birkaç özellikle padişahın veya o dönemdeki hükümetin destekleriyle Anadolu'ya geçip buradaki kuvvetleri birleştiren ve bunun öncülüğünü de Kazım Karabekir Paşa'nın yapmış olduğu şeyin milli mücadele değil de nedir yani bu? Evet. Bu yani bu şimdi bir de böyle önümüzdeki aylarda ben de bir program yapacağım. Kadir Mısıroğlu'nun buna benzer bazı ifadeleri oldu da. Ben onun için sormuştum burada. Ya, tabii bu tür tanımlamalar bakar herkesin nereden baktığına tabii, bağlı. Ama ben şunu söyleyeyim kesinlikle. Yani özellikle Anadolu bağlamında düşündüğünüz zaman buna zaman zaman biliyorsunuz Sebahattin Tansel gibi adamlar da Anadolu'nun kurtuluşu tarzında tanımlamalar yapıyorlar ama özellikle şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki sürece baktığınız zaman Anadolu'da bir defa millileşme var. Bakın Anadolu'nun demografik yapısında çok ciddi bir değişim var. Yani çok basit bir örnek verelim isterseniz. Ben Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde çalışırken bazı çalışmalar yapmıştım projeler bağlamında. Afyon'un nüfusunun çok önemli bir kısmı ise Ermeni ve Rum'du. Ama ondan sonraki süreçte yani hemen 24 sonrasına baktığımız zaman nüfus oranlarında çok ciddi değişimler. Bu millilik değil de nedir yani? Bu neyle izah edilebilir? Tabii. Çünkü milli mücadele sürecinde birçok kişi o dönemdeki tarihsel süreçteki gelişmeler doğrultusunda bu toprakları terk ettiler. Gönüllü bir şekilde Suriye'dir, Batı'yadır veya bir kısmı da Yunanlılarla beraber, Fransızlarla beraber bu bölgeden çekildiler, gittiler. Ve Anadolu ciddi anlamda şeylerle beraber Anadolu'nun yerli unsurları diye nitelendirdiğimiz Müslümanlardan oluşan bir halk kitlesi haline dönüştü teşekkür yani. Ederim. Bu milli değeri de nedir yani? Bu açıklamanız için teşekkür ederim. Tekrar aynı konuya geleceğiz. Neden bölünüyoruz? Evet. Neden parça bölünmemizin parça şeyi açık, net. Yani Orta Doğu özellikle 19. ve 20. yüzyılda enerji kaynakları bakımından son derece önemli bir coğrafya olarak ortaya çıktı, öne çıktı. Petrolün biliyorsunuz 19. yüzyılın ikinci yarısında dizel makineler gelişti. Evet. Dizel makinelerle beraber sanayileşme süreci enerjiye ihtiyaç duydu. Enerji ihtiyaçları doğal olarak Orta Doğu'yu diğer sömürge ülkeleri içerisinde daha öne çıkardı. Yani Afrika'dan ve Uzak Doğu'dan öne çıkmasının temel sebebi bundan dolayıdır. Evet. Bundan dolayı 3 ülke uluslararası güç o dönem için söylemek lazım. Fransa, İngiltere ve Rusya. 1917'de eğer ihtilal olmasaydı Rusya da bu işin içerisindeydi. Ki daha büyük bir felaketle üzerimize geliyordu. Özellikle kuzeyden geldiği için. Evet. Eğer o olmasaydı zaten daha belki de milli mücadelenin başlanma süreci bilene sıkıntıya girecekti. Çünkü Kafkaslardan gelen Rus birlikleri Kazım Karabekir'in elindeki o 9. ordunun muhafaza etmesini de engelleyecekti. Doğru. Allah'ın takdiri orada böyle bir hadisenin olması ve
bu üçlü itilaf güçleri arasındaki fikir ayrılığıyla beraber bazı projelerin ifşa edilmesiyle birlikte bunların gizli projeleri açığa çıktı ve buna dönük yeni bölge halkları tarafından yeni stratejiler, savunma stratejilerinin oluşmasına sağladı. Özellikle milli mücadele dediğimiz harekette bir yerde savunma stratejisidir yani. Evet. Şimdi burası bir kan gölü haline getiriliyor. İnsanlar yaşayamaz duruma geliyorlar. Tabii ki burada bir güçlü devlet olunduğu zaman Osmanlı Devleti gibi kimse bir taşı sökemiyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Fakat tekrar aynı konuya geleceğim. Bundan sonra Orta Doğu nereye kayıyor? Çok daha fazla mı Orta Doğu parçalanacak, bölünecek? Kürdistan neyin nesidir? Nereden çıktı bu Kürdistan? Biliyorsunuz 19. yüzyılın başından itibaren Ermeni meselesiyle beraber sürekli gündeme getirilen bir konuydu bu. Ama şimdi Kürdistan'dan daha fazla söz edilmeye başlandı. Bölgede bir Kürdistan devleti kuruldu da bizim haberimiz mi yok? Evet. Şimdi Soğuk Savaş stratejisi çok farklı tabii ki. Soğuk Savaş stratejisine kadar emperyal güçlerin özellikle Fransa ve İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'na kadarki süreçte daha çok Orta Doğu'daki bu kaynakları kullanmaya dönük bir siyasal yapılanma içerisine gider. Manda devletleri dediğimiz küçük küçük devletçiklere böldüler. Daha sonra bunların üzerinden bazı bölgesel milliyetçilik hareketi... Orta Doğu'nun dininin rolü nerede? Ne hocam burada? Orada işte o şeyi kaybetti. Ulus devlet yapılanmalarının ortaya çıkmasıyla birlikte... Dini bütünlüğü gibi bitirdiler. Yani. Din arka plana itildi. Dini kimlik. Aslında bütün Müslüman dünyasını, İslam dünyasını bir arada tutan o kimlik büyük ölçüde ümmet anlayışı. Bir de o dönemde bu komünizmin ortaya çıkmasıyla birlikte dinle ilgili dünyadaki yargı da konjektür de bir olumsuz bir şekildeydi. Daha çok pozitivizm ve komünizm din karşıtı bir söylemle geliştiği için 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı bütün dünyada bu bağlamda dinlerde bir çözülme sürecinin yaşandığını görürüz. Bu Orta Doğu'da çok daha derin fay hatlarının oluşmasına zemin hazırladı. Özellikle Orta Doğu coğrafyası içerisinde yeni fay hatlarının etnik ve kimliksel ve mezhepsel fay hatlarının gün yüzüne çıkmasına ve bunların bir siyasal güç olarak ortaya çıkmasına sebep oldu. Mesela niçin 1922'de Nusayri Devleti diye bir devlet çıkardı? Mezhepsel olarak mesela Arap devletleri kendi arasında daha küçük devletçiklere bölünmekle beraber daha alt kimliklerin de devlet olarak ortaya çıkmasının zemini hazırlandı. Fransızlar ve İngilizler tarafından. Suriye için de benzer çalışmalar var. Irak içerisinde ve diğer Arap coğrafyası içerisinde de benzer çalışmalar. İkinci Dünya Savaşı'na kadar böyle bir süreçte Manda yönetimiyle beraber sadece siyasal yapılar ortaya çıkmadı. Bu bölgedeki toplumların kodlarıyla da oynanmaya çalışıldı veya bu konuda da çok ciddi mesafeler vardı. Bugün Arap dünyasında yani Fransızca ve İngilizcenin bu kadar keskin bir şekilde kullanılmasının temel sebeplerinden bir tanesi budur. Hatta modern Arapça dediğimiz Arapçanın çok önemli bir kelime telaffuzu İngilizceden gelmektedir. Yani teknik terminolojilerin dışında. Bu bize bu kırılmanın ve çözülmenin boyutlarını anlamamız açısından son derece önemli veriler vermektedir. Bu bakımdan Soğuk Savaş, İkinci Dünya Savaşı'na kadar aynı zamanda bu süreç o bölgede farklı bir dini kimliğe ait bir devletin de ortaya çıkmasını yani İsrail devletinin de İkinci Dünya Savaşı sonrasında hemen o devletin de ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Soğuk Savaş süreci içerisinde dünya iki kutuplu bir sürece girdiği için bu dönemde de özellikle parçalanma boyutuyla değil ama daha çok iki kutuplu devletler tarafından bölgedeki alan hakimiyetleri ortaya çıktı. İşte Suriye'de ve Irak'ta Sovyet merkezli yapılanmalar. Onun dışındaki yerlerde ise işte Suudi Arabistan ve Körfez gibi kısmen Nasır'dan sonra Mısır'da ABD gibi yapılanmalar. Yine Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir NATO
oluşumuyla beraber Batı tarzı ve ABD'nin öncülük yaptığı bir yapının ortaya çıkmasına zaman oldu. Yani Soğuk Savaş döneminde İslam dünyası stabil bir durumda devam etti ama büyük ölçüde kontrolü İslam dünyasının özellikle bu iki kutuplulaşmaya dayalı olarak Sovyetler tarafından ve ABD tarafından hem kaynakların hem güçlerinin kullanılmasını ve nesnel bir güç olarak varlıklarını devam ettirmelerini sağladı. Özellikle bunun altını çiziyorum. Nesnel bir güç. Hiçbir İslam ülkesinin Soğuk Savaş döneminde bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak aktör öznel bir rolü yoktu. Evet. Yani daha çok uluslararası güçler ki özellikle Batı NATO şemsisi altındaki yapının önderliğini yapan ABD'nin stratejilerinin belirlediği veya ABD'nin politikaları bağlamında bir hareket eden, onlarla çelişkiye düşmeyen, hatta taktiksel olarak bilene hiçbir etkinliği olmayan bir İslam ülkesinden, evet, İslam dünyasından bahsetmek mümkündür. Ve kuzeyde de Ruslarla daha çok üst bağlamında çalışmayı devam ettiren Baasçı yönetimlerin, hatta Kaddafi de bunun içerisindedir, böyle bir yapının devam ettiğini görüyoruz. Kısmen belki bu bağlamda bağlantısızlar diye nitelendirebileceğimiz İran, ama çoğu zaman yine bunlar da dönemsel olarak değişmekle beraber zaman zaman Rusya, zaman zaman da ABD'ye yaklaşan bir ülke konumunu olduğunu görüyoruz. Günümüzde olduğu gibi. Asıl dönüşüm Soğuk Savaş sonrasında ise Orta Doğu'ya dönük yeni projelerin geliştirilmeye başlandığını görürüz. BOB projeleri bunlardan bir tanesidir. Son dönemdeki gelişmelerle beraber ortaya çıkan özellikle Rusya'nın tekrar Orta Doğu'da üst kurması, Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirebilecek bir yapılanma içerisine girmesi, bu farklı bir süreci beraberinde başlattı. Hocam, BOB projesini kısaca izah edebilir miyiz? BOB projesi ABD'nin özellikle ortaya attığı yeniden Orta Doğu'da yeni bir yapılanmanın ve haritaların çizilmeye başlamasıyla dönük, soğuk savaş sonrasına dönük gerçekleştirmeye çalıştırdığı bir stratejidir. Evet, Amerika'nın uyguladığı, Amerika'nın kendi menfaati doğrultusunda çıkardığı bir projedir diyor. Daha çok İsrail'i güçlendirmeye dönük ve Orta Doğu'yu daha minimize hale dönüştürerek özellikle enerji kaynaklarının getirmiş olduğu imkanlarla beraber güçlenen bazı ülkelerin önünü kesmeye dönük, onların da enerjilerini pasivize etmeye dönük bir proje olarak karşımızda durmaktadır. Hala da devam ediyor bu yanlış. Başkanı kim hocam? Efendim? Başkanı kim hocam? Kuşkusuz başkanı. İsrail'dir yani şey. Yok yok, şimdi BOB başkanı falan kimse yok mu? Yani başkan? O başkanını ABD'deki neoliberallerin yürüttüğünü biliyorum ben onun. Yok, Tayyip Erdoğan'ın, yani bizim Cumhurbaşkanımızın bu BOB'la hiçbir ilgisi yok mu? BOB'la ilgili değil, o şeyle ilgili. Yani BOB'da medeniyetler diyalog çalışması, evet, içerisinde İspanya ile beraber bir şeyi oldu ama bu BOB'la ilgili bir şey, hadise değil. Ama şunu da görmek lazım. Şimdi ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin bir politikasının içerisinde yer alan, o yapının içerisinde yer alan bir Türkiye'nin de bu bağlamda çok fazla bir hareket alanının, evet, olmadığını şimdiye kadar gördük. Ama bundan sonra özellikle bu yapıda da ciddi çözülmeler var. NATO bağlamında özellikle Trump'ın bu son çıkışları da bunu gösteriyor. Ve Türkiye'nin de son hamlesi, özellikle Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki diye nitelendirdiğimiz bir harekatla gerçekleşmiş olduğu harekette bu BOB projesi içerisinde yer alan ülkelerin de yani serkonik çalışmadığını veyahut da beraber bir hareket içerisinde bulunmaklarını göstermektedir bize bu. Evet. Yani burada ciddi anlamda bir politik değişikliğe dönüştüğünü görüyoruz, evet, Türkiye'nin bu anlamda. Yani şu anda Büyük İsrail projesini gerçekleştirmek isteyen bir grup karşısında farklı bir grup. Tabii. Yani böyle bir şey, evet, söyleyebiliriz. Bunun işte bu elementlerin en önemlilerinden bir tanesi de yani Kürtler tabii Kürtler. Ki. Onu da söylemek lazım. Özellikle 90
Irak işgali, 2003 Irak 90 Körfez Savaşı efendim ve 2003 Irak işgali şu veya bu şekilde Orta Doğu'da yeni bir fiili durum ortaya çıkarttı Kürtler evet. bağlamında. Bu da Orta Doğu'nun ikinci şımarık çocuğu olarak Kürtlerin. Evet. Efendim, yani kayma bir bakıma Kürtlerin lehine mi olacak oluyor? Şu ana kadar tabii ki bu Orta Doğu'daki gelişmelerden pragmatik bir şekilde istifade eden Kürtler oldu. Yani bunu görmek lazım, kabul etmek lazım. Hala da bu devam ediyor. İlginç bir gelişme oldu dün mesela Astana'da. Sayın Cumhurbaşkanımız ısrarla PYD'nin bu toplantılara katılmayacağını söylemesine rağmen Lavrov'un dosyasından Kürtlere özerk Kuzey Suriye'de Kürtlere özerk bölge verilmesine dair bir maddenin çıkması bize bunun daha uzun soluklu bir şekilde devam edeceğini göstermektedir. İnşallah yani. Kürtlerle ilgili ve çok önemli bir bölüm ve Türkiye İranlaşıyor mu? Üçüncü bölümde göreceğiz. Şimdi bir reklamlara gidelim Peki. hocam. Efendim reklamlardan sonra biz buradayız. Özel Türmak Okulları'nın sunduğu Tarihten Yansımalar devam edecek. Özel Türmak Okulları'nın sunduğu Tarihten Yansımalar devam ediyor. Adnan oradan buraya mı geldi? Tarihten Yansımalar kaldığı yerden devam ediyor efendim. Tarihten Yansımalar'da Orta Doğu'yu konuşuyoruz. Tarihten Yansımalar'da Orta Doğu'da neler oluyor? Bu süreç içerisinde Orta Doğu'da neler yapılmak isteniyor? Onları konuşuyoruz. Tarihten Yansımalar'da Kürtlere verilen tavizlerden ve Kürt kimliği ile bir Kürdistan devletini, ayrı bir Kürdistan devletini kurma çalışmalarına en son geldik. Evet hocam, kimler Kürdistan'ı istiyor? Türkiye nereye koşuyor? Ve en önemli konularımızdan bir tanesi de Türkiye İranlaşıyor mu? Evet. Bu üç sorumuz. Aslında Soğuk Savaş döneminde de Soğuk Savaş sonrasında da uluslararası güçlerin veya emperyal güçlerin Orta Doğu'da kullandıkları iki önemli enstrüman vardır. Bu aslında bir yerde tarihsel derinliği ve boyutu olan bir hadise, iki dinamittir bunlar. Birisi etnik milliyetçilik merkezli bir tekrar yeniden yapılanma, ulus bilincinin oluşturulma süreci ki bu Kürtler üzerinden bir proje olarak işletilmeye çalışıyor. Diğerisi de mezhepsel dinamikler üzerinden bölgedeki siyasal ve mezhepsel yapıyı yıkmaya, bertaraf etmeye evet. ve bu bağlam üzerinden uluslararası güçler bölgedeki kontrollerini sürdürebilir hale dönüştürme gibi bir çabaları var. Evet. Şimdi Kürtler bahsine baktığımız zaman aslında tabii Kürt meselesi doğru tanımlamak gerekirse tabii yani şey olarak tarihsel süreçte baktığımız zaman Kürtlerin tarih sahnesine çıkmaları falan 13. asırdır. Aslında bunlar İranî bir unsurdur biliyorsunuz yani. Evet. Yani Kürtçe büyük ölçüde gramer bağlamında Farsçayla benzerliği olan bir şeydir. Yani metlerden gelen bir şeyleri vardır, bağlantıları vardır. Ama bunlar biz kendimizi ayrı bir kimlik, aynı bir millet olarak tanımlamaya başlamaları 19. yüzyıla yüz sonrasında başlıyor bir yani şeydir. Yani Kürt kimliğinin siyasallaşması. Evet, bir bu öyle. Daha öncesinde göremezsiniz. Tabii burada asıl Kürt coğrafyası şimdiki Hakkari ve Süleymaniye ve İran coğrafyasını ihtiva eden şeydir. Kürtlerin Anadolu'nun diğer coğrafya bölgelerine dağılması 16. yüzyıldan yani sonradır. Çünkü Safevilerle Osmanlılar arasındaki çatışma süreci içerisinde
bu bölgedeki Türkmenler İran tarafına kaçınca, İran tarafına geçince, çünkü Osmanlı bu merkezi otorite olarak bu şeyleri, heterodoks İslam dairesi içerisinde yer alan Türkmenleri itti şeye doğru, doğuya doğru itince buralar insansız kaldı. Bu tampon bölgeye de Sultan Selim ve daha sonraki Osmanlı sultanları bir Sünni olan Kürtlerin önemli bir kısmını yerleştirdi. Ocaklık statüsünde ve hükümet statüsünde Bitlis efendim gibi yerler, Cizre daha önce hükümet statüsündeydi ama bu tür yerlerin ortaya çıkışı da bu şekildedir. Daha sonra bunlar genişlediler, gittiler. Yani özellikle Türkmenlerle ilgili Osmanlı'nın hassasiyetinden kaynaklanan bir şeydir bu. Bu durum 19. yüzyıla kadar tabii ki bu bağlamda da özellikle Anadolu'daki Sünni Türkmenlerle Kürtler arasında da çok yani etle kemik, etle tırnak gibi oldular. Yani birbirleriyle kız alış vermiş şey yapmaları falan. Çünkü Osmanlı devlet politikası gereğince önemli bir şekilde Kürtleri işte değişik yerlere dağıtıyorlardı. Türkmenleri de o bölgelere, sınır bölgesine, Sarhat bölgesine bir göndererek. Türkleri asimile etmesi yani Batılıların işine gelmiyor. Batılılaşma da tam öyle değil de gelmiyor. Aslında Osmanlı'nın böyle bir asimile kimliği şeyi yoktur Müslümanlara dönük. Evet. Ama şu vardır, Osmanlı daha çok ümmet kavramını öne çıkardığı için, yani milleti İbrahim veya milleti İslam terminolojisini, Türk kavramını da bir yerde aslında İslam eşittir Türk gibi bir algı içerisine oturtmaya çalışıyor. Böyle baktığı için bunların İslami kimlikleri öne çıkardığı için bunlarla ilgili olarak çok da 19. yüzyıla, 20. yüzyıla ait olan ulusçuluk anlayışına ait şeyler de yoktu yani. Yani şöyle, benim anladığım kadarıyla hocam, yani Batılı devletler Kürtleri azınlık durumuna getiriyorlar. Azınlık statüsünden yararlanmak için. Türkler, Osmanlı Devleti de bunları kendi içine alarak, önemli yerleri yerleştirerek, buradaki Sünni Kürtlerin sayısını artırarak buna imkan vermemiş oluyor. Yani 19. yüzyılda tabii bu Batılıların bölgeye dahil olmaları 19. yüzyıla evet. ait bir şey. Özellikle milliyetçilik hareketinin hızlanma, Osmanlı çok imparatorluklarda etkisinin göstermesiyle beraber evet. bunlarla ilgilenen de önemli bir kitle var. Özellikle İngilizler ve Fransızların. Yani Kürdistan'dan İngilizler ve Fransızlar bir şey bekliyorlar. Evet. Kürtlerin menfaatiyle ilgili bir şey değil. Yok yani. Değil zaten, çünkü Sykes-Picot'a göre önemli bir kısım Fransızlar'da, önemli bir kısım da İngilizler'de kalıyor. Özellikle bugünkü Kuzey Irak coğrafyası İngilizlerin kontrolünde kalan bir coğrafyaydı. Bu süreç içerisinde buradaki milliyetçi duyguları efendim ve farklılıkları, etnik ve kültürel temele dayalı olan farklılıkları ortaya öne çıkararak efendim ortak değerlerimizi de yok sayarak, kaybederek, evet. İslam dünyasının en büyük problemi bu. Ortak değerlerimiz noktasında, öne çıkarma noktasında ciddi bir zafiyetimiz var. Bir aşağılık kompleksi, evet. Batı kompleksi, Batı şeyciliği, efendim ithalciliği bağlamında yaklaştıkları için böyle bir açmazımız evet. ortaya çıktı. Buna dayalı olarak zaman zaman Osmanlı Devleti'ne karşı da bir ayaklanmalar son dönemlerde evet. görüyoruz sınır bölgelerinde. Sınır özellikle bölge. Ama evet. bu tür hareketlerin çok siyasal bir kimliği yoktur. Yani onun altını çizmek lazım. Daha çok diğer hareketler, siyasal hareketler Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan hareketlerdir. Kurtuluş Savaşı'nda evet, oluyor. Evet, Kurtuluş Savaşı'nda da zaman çok zaman var. İşte Şeyh Said İsyan'ın bunlardan bir tanesidir. Falan. Bundan dolayı yani şu anda şunu söyleyebilir miyiz hocam? Kimler Kürdistan istiyor? Başta İngiltere istiyor ve Fransa istiyor. Sykes-Picot'a göre. Şimdi böyle de şey ABD. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri istiyorlar. Özellikle Anglo-Sakson kültürünün devamı aktörü olarak bölgede. İngiltere'nin bölgeye dönük projelerin takipçisi veya önderi ABD olduğu için şimdi bunlar bölgede da bölgede büyük bir devlet istemediği için evet. Buradan bir de Kürdistan devleti çıkarmak istiyor. Çıkarmak istiyor. Bunun temel sebebi Soğuk Savaş süreci sonrasında ortaya çıkan arz-ı mevdut dediğimiz vaat edilen toprakların İsrail'e gerçekleşememesi, İsrail'in yaşamını devam ettirilebilmesi, sürdürülebilir hale dönüştürülebilmesi için de bölgede İsrail'e yan destek çıkacak veya İslam dünyasını bu bağlamda
İsrail hedefli hedefini saptıracak, parçalayacak yeni bir problem alanı inşa etmeye çalıştılar. Bunu da Kürtler üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bunu çalışanlar başkası ama İsrail için çalışıyorlar. Ben son günlerdeki siyaset içerisinde İsrail'in biraz sessiz kaldığını düşünüyorum ama yapılan işlerin hepsi İsrail'in lehine faaliyetler. Tabii de, yani Suriye yani kendisinin bir şey yapmasına gerek yok değil mi? 600 yıllık 6 yıllık Suriye iç savaşına baktığınız zaman hep sessiz kalan şimdiye kadar hep Suriye ile Golan Tepeleri üzerinden özellikle savaşan, çatışan bir İsrail'in bu 6 yıllık süreci içerisinde sürekli kendisini perdenin arkasında gizlediğini görürsünüz ki bu tabii üzerinde en fazla durulması gereken noktalardan birisi. Bu hep gözden kaçıyor çünkü hocam. Çünkü İsrail bu bölgedeki bu denli İslam dünyasının Allahu Ekber diyerek bu kadar birbirini yemesinden çok hoşnut tabii, tabii ki. Yani DAEŞ'tir, Kürtlerdir, tabii. Efendim işte bölgedeki diğer hizipçi hareketlerdir. Yani ben DAEŞ'in bir İsrail Yahudi öldürdüğünü görmedim hocam. Ha, tabii ki yani. Bu bağlamda bu önemlidir. Şimdi bu bağlamda bakın dikkat ederseniz özellikle Kuzey Irak bölgesindeki bu yapının ortaya çıkma süreciyle şu an Kuzey Suriye'deki yapının ortaya çıkış süreci arasında çok ciddi benzerlikler ve paralellikler vardır. Aynı zamanda bu süreç içerisinde bir ülkemize yani PKK üzerinden Güneydoğu'da gerçekleştirmeye çalıştığı bu hendek siyaseti o süreçle beraber düşündüğümüz zaman tam anlamıyla bir Büyük Kürdistan projesinin adım adım işletilmeye çalışıldığını görüyoruz ve zaman zaman da Barzani'nin politik açıklamalarından da bunu çok açık ve net Türkiye bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye İranlaşıyor mu derken ben şunu sormak istiyorum hocam. Belki yanlış anlaşılmalara sebebiyet veririz diye diyorum. Biraz önce sizin söylediklerinizden de yola çıkarak bölgede Sünni olan insanların sayısını azaltmak ve bölgede farklı insanların bölgeye yerleştirmek. Yani ben bu açıdan İranlaşıyor mu diye sormak istedim. Türkiye İranlaşıyor mu hocam? Yücel Bey teşekkür ediyorum. Zamanımız da daraldığı için herhalde bu noktaya bir an önce geçmemiz gerektiğini söylediniz. En sonra Türkiye nereye koşuyor oraya geleceğim hocam. Aslında şimdi şunu iyi görmek lazım. Bunu biz uzun bir süre göz ardı ettik. İran devriminin 1979'dan sonraki süreçteki bölgeye dönük stratejileri politikalarının gelişim ve değişim süreçlerini hep göz ardı ettik biz yani. Uzun süre biz hep İran'a şu gözle baktık. Yani hem soğuk savaş sürecinde hem sonrasında beyaz veya siyah. Yani bir kısmımız dedi ki burası efendim Hümeyni işte radikal İslamcılığın yoğun olduğu bir Müslüman yer. Dedik her şeyi. Yani önce. Bir kısmımız da dedi ki efendim işte yani bunlar Müslüman dedik falan. Bir tarafta Şah şey dedik, bir tarafta Hümeyni dedik. Ve Hümeyni'yi Şah'a siyah, karşı siyah denedim. Beyaz olarak baktık. Doğru. Bunlara sempati duyduk. Hatta Ali Şeriatı'nın vesairenin şunu bunu neyse bir sürü kişinin kitaplarından esinlenerek bir devrim özellikle ihraç süreci vardı başlangıçta da biliyorsunuz. O süreçte de buna biz böyle baktık. Hep İran'la ilgili. Osmanlı'ya İran'la ne çektirdiğini unuttuk hocam. İran'la ilgili olarak çok ciddi bir çalışmada yok bizde işin açıkçası yani. Ya ben ilk defa 1994 tarafında İngiltere'ye gittiğimde bu İran'la ilgili çalışmaların bu kadar yoğun olduğunu gördükten sonra bu işle üzerine yoğunlaşmaya çalıştık yani. Şimdi şunu görmek lazım. Yani İran tarihi, İran coğrafyasındaki siyasal güçle Anadolu coğrafyasındaki siyasal güç arasında sürekli tarihsel süreçte rekabet vardır. Hep bu Perslerden günümüze kadar hep olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Bir defa bunun altını çizmek lazım. İkinci husus bu dönemsel olarak değişkenlik arz ediyorum. Ama bugün özellikle İran'da mezhep merkezli yayılma politikası ne zaman ortaya çıkmıştır ona bakmak lazım. Safevi dönemindedir. Yani 1500'de bir de Türk kökenli Safevi hanedanlığı Safevi devletini kurduktan sonra dava olarak efendim çok kısa sürede İran'ı Sünnileştirdi.
10 yıllık bir zaman zarfı içerisinde ve 1514 tarihine kadar da şey yaptı. Çaldıran Savaşı'ndan sonra da kadar da Anadolu'da özellikle önemli bir dinamiklerini harekete geçirdi. Suriye'de şimdiki Nusayri dediğimiz bir kesimleri harekete geçirdi. Zaten Irak'ı kontrol altına almıştı ve Körfez'de ve Yemen bölgesindeki Şiileri de harekete geçirebilecek bir şeye... Safeviler Sünni miydi hocam? Şiidir. Şii Mulat-ı Şia'dır bunlar. Yani. Tamam. Yani biraz İlk, önce Sünni'ydi gider gibi mi? Geldi de ondan Yok, şeydi hocam. O zaman özür dilerim, düzeltelim onu. Tabii. Yani Safeviler İran tarihinde ilk defa Farsçılıkla mezhepçiliği Doğru birleştiren tamam. milli İran Şii mezhepli Fars devletini kuran ilk Türk Türk hükümdarlarıdır bunlar. Doğru. Ve bu süreç bakın bunu dinamikleyen son derece üç önemli unsur vardı. Bir tanesi Safevi şahlarının statüsü. Evet. İkincisi mezhep merkezli örgütlenme biçimleri, özellikle dini aktörler bağlamında tasavvuf ve Şia iç içe geçerek burada çok ciddi bir din aktörleri ortaya çıktı. Mürşidi Kamil, Zahibü Zaman gibi din aktörleri ortaya çıktı. Ve şah da zaten şeyh ve şah da zaten gayip imamın temsilcisi niteliğindeydi. Evet. Bu tür din örgütlenmesi orada çok ciddi bir enerji ortaya çıkardı ve bunlar çok kısa sürede Orta Doğu'nun o siyasal boşluğundan da istifade ederek güçlü bir devlet haline dönüştüler. Bütün Orta Doğu'daki Moğol istilası sonrasında ortaya çıkan ayrılıkçı unsurlar veya farklı mezhepler veya mütezile gibi mezhebinden beslenerek güçlenen unsurların gün yüzüne çıkarak siyasal bir güç olarak ortaya çıkmasına zemin hazırladılar. Tabii ki Osmanlı Devleti bunu özellikle hilafetin de Osmanlı'ya intikal etmesinden sonra siyasal güçle, sonra. Ekonomik güçlerle beraber birçok politik enstrümanı kullanarak bu işin büyük ölçüde o bütün İslam dünyasını etkileyecek bir alan haline dönüştürmesinin önüne geçti. Sadece 1514 değil, ondan sonraki politikalar da böyledir. Hatta bunun ilk defa söylüyorum, Süleyman döneminde Irak fethedildikten sonra Necef ve Kerbela Şiiliğinin de hamisini üzerine aldı. Nasıl II. Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra kendisine Kaiser unvanını vererek bütün mirası Bizans'ın mirasçısı olduğunu iddia ederek Orta Balkanlarda yayılmasını sağladıysa, bu anlamda bir meşruiyet zemini bulduysa, hukuksal bir kaynak da temin ettiyse... Doğru. Süleyman da Irak'ı fethettikten sonra benzer bir politik anlayıcı. Hangi Süleyman hocam? Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman. Yani açıklık bu son derece önemli. Aslında biz bu yöntemi ve metodu unuttuk. Hocam Kanuni Sultan Süleyman'ı bilmiyorum da tam ben saymadım ama 20'nin üzerinde İran'a seferi var. İran'a 3 tane seferi var. Yani ama diğerleri küçük seferleri küçük düşünebilirsiniz. Seferleri. Sınır boylarındaki şeyler. Irak'ın seferinde. Şimdi İran tarihinde süremiz bitti de onun için kısa hemen toparlayayım o zaman. Şimdi örnekleme bağlamından, mezhepsel dava bağlamında Hümeyni dönemi ile Safevi döneminin ilk dönemi arasında çok ciddi benzerlik vardır. Bakın bu son derece 1500'lü yıllarla evet 16. yüzyılla bugün 1979'dan sonraki süreçte çünkü İslam dünya özellikle İran'ın devlet yapılanması mezhepsel yapılanma üzerinedir. Dikkat ederseniz devleti evet cumhurbaşkanı vardır efendim ama bunun yanında rehber, dini aktör yani şimdiki Hamaney bütün dış politikaları belirlemede temel bir aktördür. Evet. Yani Safevi dönemindeki şah, şeyh neyse hatta o zaman şeyhe ne diyorlardı, şaha ne diyorlardı biliyorsunuz Allah'ın oğlu gibi statüler de tayin ettiler haşa. Evet. Yani bu tür bir davaya bağımlılık, yanılmayan, yanlış yapmayan rehber var. Ve rehberin de her tarafta halifeleri var dünyanın her tarafında. Dolayısıyla Türkiye'de de, Irak'ta da, Suriye'de de, efendim İslam dünyasının her tarafında şu an rehberin vekil olarak tayin ettiği insanlar vardır. Bunlar o bölgelerde ciddi
politik ve dini ve kültürel faaliyet içerisinde bunlar. Dikkat edin, bugün Suriye'de, Irak'ta, efendim Yemen'de Bedir ordusu, Hizbullah, efendim Haşbi Şabi ve Hutsiler, hep bunların şeyi İran tarafından beslenen, güçlü, diri tutulan ve bugün düşünebiliyor musunuz? Suriye'de 60 bin tane İran askeri var yani. Evet. Yani bir o kadar Irak'ta. Bugün Irak ilk defa Haydar Abadi zamanında ilk defa Irak'taki Necef Şiilerinin biraz farklılığı ortaya çıktı. Çünkü bütün dünyadaki Şii medreseleri veyahut da Şia örgütlenme biçimleri kum merkezlidir. Dolayısıyla adeta aynı Safeviler dönemindeki gibi kum Şiasını bütün dünyaya yaymaya gibi bir çabaları vardır. Bu bağlamda İran sürekli olarak bölgede özellikle Soğuk Savaş sonrasında ki ABD ile olan bu nükleer anlaşmaları çözmesi, çok taraflı ilişkilerini geliştirmesine bağımlı olarak enerji ambargonun kaldırılmasıyla birlikte rahatlamasıyla beraber bölgedeki aktivitesini çok güçlendirdi. Evet. Bugün Suriye'de efendim Sunni dünyasının özellikle 2-3 aktörü diyelim isterseniz, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin ve Katar'ın bu kadar alanda saha kaybetmesinin temel sebebi ne evet. Rusya'dır ne Suriye rejimidir. İran'dır. İran'dır. Bölgede. Benzer bir şekilde Irak'ta benzer bir şekilde devam ediyor yani. Hocam biz hep Siyonizm'den bahsediyoruz. Oraya takılıyoruz. Ama burada İran'ın bu özelliğini görmemezlikten geliyoruz. İlginçtir. Bakın Siyonizme karşı Hizbullah'ı kurduğunu iddia etmiştir. O zaman özellikle Filistin davasında evet. Desteklediğini İran 79 devriminden beri her zaman bunu kullanmıştır. Bu tam anlamıyla Fars'ın diplomatik oyunudur. Evet. Fars siyasal aklı Orta Doğu'daki bütün Sünni dünyanın aktörü de olmayınca, halifesi de olmayınca, parçalanmış bir hali de olunca, bütün din aktörlerini sürükleyecek bir din adamının da bulunmamasından istifade ederek, bu parçalanmışlık halden istifade ederek, bölgede çok güçlü bir şekilde etkinliğini ve nüfus alanını devam ettiriyor. Bir başka daha örnek vereyim. Özellikle Türkiye ile ilgili İran üzerine süremizi epey açtık. Öyle hocam. Mi? Şunu tamamlayayım hemen. Tabii, buyurun hocam. Türkiye ile ilgili bütün yayın organlarına bir bakın. Web sayfalarına, internet üzerinden şeylerine bakın. Türkiye ile ilgili bir olumsuz o kadar çok haberler yayınlar ki tam bir kara propaganda yaparlar. Niye? Türkiye'deki işte ılımlı İslam veya AK Parti siyasetinin zaafa uğraması için her gün siyasal tahribata devam etmektedirler ve bundan daha önemlisi özellikle hem Aleviler içerisinde hem de İstanbul'daki Caferiler ki Muharrem ayında bu şeyi hareketi canlı tutmak için de çok önemli finans kaynakları aktarmaktadırlar. Evet. Hocam buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Başka bir konuda inşallah sizlerle beraber olmak isteriz. Efendim tarihten yansımalarda bir programın daha sonuna geldik. Bu programda Orta Doğu'yu konuştuk. Orta Doğu nereye gidiyor ondan bahsettik. Nereye gidiyor Orta Doğu? Orta Doğu Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse aynı yerde tutulmaya çalışılıyor. Orta Doğu daha fazla sömürülmeye çalışılıyor. Burada ilginç bir konuya değindik. O da Orta Doğu toprakları üzerindeki İran'ın rolünden bahsettik. İran'da bu bölge üzerinde etkin olmak istemesinden dolayı Siyonizmle beraber değişik tarihlerde hareket edebiliyor. Efendim günümüzde Amerika ile olduğu gibi aynı çalışmalar devam ediyor. Türkiye'yi Şiileştirmek, Türkiye'de bu propagandayı devam ettirmek için de Türkiye'de kurulan İslami yönü ağırlıklı muhafazakar iktidarlara da her zaman için karşı koyuyor. Çünkü kendi ağırlığının bu bölgeden gideceğine inanıyor. Efendim az bir konumuz kalmıştı. Onu başka bir programda inşallah görmeye çalışacağız. Türkiye nereye koşuyor? Türkiye'nin Suriye politikasından bahsedecektik. Acaba sınıfta mı kaldı?
kalmadı mı? Bunlardan bahsedecektik. Türkiye'nin bugün Orta Doğu politikasından bahsedecektik. Başka bir zamanda inşallah Türkiye'nin bugünkü durumunu, nereye koşuyor Türkiye, Türkiye'deki siyasi iktidar neler yapmak istiyor, bunları da göreceğiz. Efendim haftaya Perşembe günü ayrı bir konuda, ayrı bir konukla biz buradayız efendim. Hayırlı akşamlar, sağlıklı kalın efendim. Özel Türmak Okulları'nın sunduğu Tarihten Yansımalar sona erdi.